Fırında makarna tarifi için önce makarnayı haşlıyorum. Öte yandan beşamel sos hazırlıyorum. Başka bir tavada ise zeytinyağında havuç ve tercih ettiğim diğer tüm sebzeleri ufak doğrayıp soteliyorum. Ardından tüm bu üç şeyi, malzemeyi karıştırıyorum ve fırın kabıma döküyorum. Son olarak tercih ettiğim peyniri rendeleyip fırına sürüyorum. Peynir kızardığında yemeğe hazır. Hoş geldiniz. Bugün birlikte fırında makarna yapacağız. Benim genelde elim aza gitmez. Gözüm bir türlü doymaz. Büyük miktarlarda çok yapmayı severim. Bebek yemeği olsa dahi. Ama bu sefer kendi kendime söz verdim. Bu fırında makarna gerçekten taş çatlasın iki porsiyonluk olacak diye. Kumu da kapıp ufak bir seyahate kaçacağız. Çok kısa, uzun bir şey değil. Ama bu vesileyle sadece bu akşam yetecek kadar yapmak önemli benim için. Çok kalmaması lazım. O yüzden ufak. O yüzden de kendimi disiplin etmek için şöyle bir kap çıkarttım. Bununla fırında makarna yapacağız. Çok çılgınca olacak bu serüven. Neler koymayı planladığımı size göstereyim. İki çeşit mantar buldum markette. Hoşuma gitti. Onun içine biraz da renk katması açısından havuç ve kereviz sapı da koyacağım ben. Ufak ufak yapacağım onları. Ondan sonra bir tarafta yine disiplin etmek için elim çok kaçmasın diye su bardağı ile ölçtüm. Haşlanmış makarna var. Bunlar herhangi bir tanesi olabilir. Fiyonk makarna da olabilir. Bizim evimizde tesadüfen bu vardı. Minnoş neyden keyif alıyorsa herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Beşamel sos olacak fırında makarna için. Beşamel sosun klasik üçgeni. Tereyağı var, un var, süt var yanımda. Bir de son olarak fırına sürmeden evvel üzerine şöyle bir hava katsın, İtalyan vari bir şey olsun diye parmigiano, parmesan peyniri evde kalmıştı. Tabii ki başka peynir de olur. Geçen sefer biz cheddar kullandık. Aynı miktarda lezzetli oldu. Malzemeler böyle. Ben hemen kıt 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 birazcık sebzelerle uğraşayım. Onları pişirmeye hazır boyutlara getireyim. Şöyle nasıl yapacağımı bilemedim bakayım. Şöyle. Evet. Şöyle. Bu mantar alırken bile elim yine fazlaya kaçmış. Bu kadarla bırakacağım. Daha fazlaya gerek yok. Şöyle değişiklik olması için dediğim gibi iki çeşit aldım. Şu kısmını uçuruyorum. Onları da şöyle keseyim. Aslına bakarsanız için adı fırında makarna ama beşamel sos girdiği için sebzesini bol tutmakta bence hiçbir problem yok. Benim açımdan makarnalı sebze yemeği de olabilir bu. Burada da yine ufaktan gidelim. Gelin, çok fazla sebzeniz olacak gibi gözüküyor. Şöyle bir soyayım. Havucu da minik minik yapacağım. Öyle pişmesi zor olduğu için. Kabaca aslında dilimledikten sonra dörde böldüm. Burada biraz havucumuz olsun. Geldik kerevize. Kereviz. Şöyle tutayım. Ben bu numarayı bu saz saz pişerken bu işi yapmazsanız böyle bebeklerin ağzına geliyor ve hoşlanmıyor. Bu soyma işi ne tavsiye ederim. Tamamdır. Gerçekten iplik gibi. Böyle şeyler ağızlarına geldiği vakit biliyorsunuz suratları muhteşem bir ifade alıyor. Bunu da küçücük küçücük yapıyorum. Burada da dur demesini öğreneyim ve durayım. Evet. Bu da tamam. Hiç fena değil. Mantar ağırlıklı olsun istedik. Şimdi sebzelerle ilgili hazırlama işlemleri bitti sayılır. Şu sarımsağı yağda kavurmaya başlayacağım ve sırasıyla pişme sürelerini düşünerek sebzeleri içine atacağım. Evet efendim, çok az miktarda zeytinyağını tavaya koydum. Sarımsakları atalım. Ufak ufak yapacağız. Sarımsaktan
Yağdan gelen koku kadar güzel bir koku olmaz herhalde. Kalın havucumuzu da havuçta şöyle sotelensin. Bu arada ben beşamel sos için tereyağıyla başlıyorum. Onu serpeceğim. Malum sonra da süt. Tereyağı, ev yapımı tereyağı. Hava atmak gibi olmasın. Evde saf tereyağı yaptık geçenlerde. İsterseniz videolarda siz de bulabilirsiniz. Aslında çok zor bir şey değil, hiç zor bir şey değil. Bu arada benim havuçlar oldu. Şu kereviz sapımı da, saplarını koyayım. Mantarları da atayım. Bunları kenara aldım. Beşamel sos için tereyağını eritmeye başlamıştım. Şöyle şey içerisinde, teflon içerisinde çarpmakta sıkıntı yaşamayacağım şeyimle, çırpıcımla unu kavurmaya başlıyorum. Ondan sonra da malum süt dökeceğim. Şöyle şey yapalım. Ay, kötü dökmüşüm. Burada beşamel sosumuz ve sebzelerimiz lezzetli olsun diye biraz tuz, biraz karabiberi serpiştireceğim. Evet, malzemeler birbirleriyle şey yaptılar. Çok güzel, lezzetli bir kremalı mantar çorbası gibi bir şey oldu. Makarnayı da haşlamıştım zaten biliyorsunuz. Evet, malzemeler tam da arzu ettiğim gibi kaynaşmış vaziyette. Ben biraz suluca bıraktım. Bu tamamen sizin keyfinize kalmış. Şöyle, hatta fazla da uzatmadan. Altı üstü pişecek pişmeyecek gibi bir korkunuz yok. Bundan sonrası neredeyse tamamen görsel. Bir de üstte pişmiş, kızarmış peynir görüntüsü herkesi pek keyiflendirir. Sadece minnoşları değil. Onun için bundan sonrası aslına bakarsanız yemeğe hazır. O yüzden hiç şey yapmayın. Endişe etmeyin ne olacak diye. Vakti ne olacak? Yok, ne kadar tutayım, ne kadar edeyim falan diye. Hiçbir sıkıntımız yok. Ben dediğim gibi parmesan buldum. Herhangi bir peynir kullanabilirsiniz. Biraz İtalyan havası katalım işin içine. Şöyle. Dağınık çalışıyorum galiba yemek yaparken. Her yer batıyor. Ama olsun. Tamamdır. Temizleyeyim kenarlarını. Püf püf. Aman efendim ama. Fırının zaten daha evvelden bir hop pardon pişirdiğim için sıcaktı. Değmek istemedim tepsiye. Tatarata! İşte tam iki porsiyonluk. Aynen bilinçli ve taze pişiren bir annenin yapması gerektiği gibi. Mini minnacık yapıp iki öğünde bitirip sonra bambaşka lezzet yolculuklarına çıkmak üzere fırında makarnanız hazırdır efendim. Afiyet bal olsun. Vallahi söyleyecek çok fazla bir şey yok. Görüntü harika, koku da harika. İçinde sebzemiz bol bol var. İki çeşit mantarımız var, kerevizimiz var, havucumuz var. İstediğiniz tarzda makarna var. Üstünde de pek güzel parmesan peyniri var. Hiç şart değil. Yine söyleyelim. İstediğiniz başka tercihiniz başka bir peynir de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Başka sizin de İtalyan o tarifleriniz varsa lütfen yazın. Sevinerek, keyifle yaparız, deneriz. Bu arada hiç söylemeyi düşünmüyorum ama hani böyle tarifler gördüğünüzde ya yapmak isterdim ama benimkinin şu alerjisi var, bu alerjisi var diye geçiyor ise aklınızdan. O alerjik olan her şey, madde neyse malzeme, onun yerine başka bir telafi edecek malzemesini bularak tarifleri yeniden düşünebiliriz, yeniden kurgulayabiliriz. Ne olur gelin kanala, iki anne bir mutfak, cookie'yi dinleyin, abone olun, pişman olmayacaksınız. Bize böyle dertler varsa yazın veya
Olur ya işte şu sebzeleri yediremiyorum. Klasik şu ana kadar elime geçen tariflerle bu işi beceremedim. Bana aklınızda bir tarif varsa yazar mısınız, yapar mısınız diye yazın. Memnuniyetle bugüne kadar denenmiş tariflere alternatif belki bir tarif geliştireceğiz. Minnoşunuza o yediremediğiniz her neyse onu yedirmenin belki de leziz bir yolunu buluruz. Sizin de günleriniz hep çok leziz olsun. Görüşmek üzere.